Devletimize güveniyoruz. Devletimize inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Teröristlerle pazarlığa girmez. Biz şehitlik mertebesinin kıymetini ve değerini bilen, bu mertebeye de iman etmiş insanlarız Türk milleti olarak. İnanıyorum ki Sayın Süleyman Soylu'nun açıklamasını dün vermiştik, izlemiş miydiniz? Daha önce yapmıştı bu açıklamayı. Biz Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarına yürekten katılıyoruz. Yürekten de inanıyoruz. O açıklamaları isterseniz bir defa daha dinleyelim. Sınırlarımızın dışında tüm silahlı kuvvetlerimizde kahramanca bir mücadele ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı her zaman açık ve net oldu. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Kesintisiz operasyon yapacağız ve bu milleti bu beladan hep birlikte kurtaracağız. Biraz önce Şırnak merkezde küçük çocuklarımızla beraberdik. Nasıl sizin çocuklarınız, yeğenleriniz varsa onlar da doktor olmak, öğretmen olmak, huzur içerisinde bu ülkenin yarınlarını kucaklamak istiyorlar. Onları bu gelecekten almak isteyenlere fırsat tanımayacağız. Çok alacağımız var. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a kadar. Bize ve bu millete borçları var. Bilesiniz ki canlarıyla ödeyecekler. Ölümleri normal olmayacak. Bilesiniz ki canlarıyla ödeyecekler. Çünkü bu millete çok çektirdiler. Bu milletin geleceğini elinden almaya çalıştılar. Arkalarında da kimlerin olduğunu biliyoruz. Defalarca söyledik. Ağzımızı yormayalım şimdi. Sadece onları mağlup etmiyorsunuz. Okyanus ötesinde buraya harita biçmeye, bize gelecek biçmeye çalışanları da mağlup ediyorsunuz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Onun için bu sene Allah nasip ederse, yaşarsak sağsak, bu bölgede çok olacak. Cüdi, Gabar, Besler, Dereler. Siz neredeyseniz oradayız. Andımız ve yeminimiz var. Bilesiniz ki canlarıyla ödeyecekler. Ölümleri normal olmayacak. Jandarma Genel Komutanımız ve arkadaşlarımız burada. Bu yıl başka bir yıl olacak. Ve bunu beraber başaracağız. Sizin cisminizden, kararlılığınızdan, görünüşünüzden, azametinizden korkuyorlar ve çekiniyorlar. Adımlarınızdan korkuyorlar ve çekiniyorlar. Bizle beraber olanlar var. Şehitlerimiz bizle beraber. Bizle beraber olanlar var. Evinin köşesinde bizi de oraya getirin diyen gazilerimiz bizle beraber. Bizle beraber olanlar var. Allah'ın orduları bizle beraber. Bizle beraber olanlar var. Biz onları biliyoruz. Ve Allah bizle beraber. Onun için bu bölgeyi temizlemek, sıfıra indirmek sizin de namus borcunuzdur. Milletimize bizim de borcumuzdur. Özel harekat polislerimiz. Sizlere de sesleniyorum. Çoğu arkadaşınız gözünü kırpmadan ölüme gitti. Sizden sonra gelecek nesilleri elbette onlar da giderler. Ama daha güçlü, huzurlu ve etrafındaki coğrafyaya güven veren bir ülke haline getirmek zorundasınız. Hep birlikte, şu birlikteliğiniz, operasyona çıktığında omuz omuza yaptığınız mücadele, Türkiye'nin geçmişine de, geleceğine de, bugüne de derstir. Allah sizden razı olsun. İnanıyorum ki aileleriniz, anneleriniz, akrabalarınız, gözleri, kulakları hep sizle, hep sizle beraberler. Duaları, ayetel kürsüleri, amentüleri hep sizle beraberler. Belki sizin adınıza kalplerinde hemen üzerinde bir ay yıldızlı bayrak taşıyorlar. Sizi onlar bayrak biliyorlar. Sizi onlar ay biliyorlar. Sizi onlar yıldız biliyorlar. Ama bilesiniz ki
Sadece anneleriniz, babalarınız yok. Sadece akrabalarınız yok. Sadece 81 milyon, 83 milyon bu ülkenin evladı ve vatandaşı yok. Dünyanın her bir tarafında sizin için dua eden, sizin gayretiniz için, ferasetiniz için dua edenler var. Sınırımızın hemen ötesinde sizden aman bekleyenler var. Bilesiniz ki siz karakterinizle müsemmasınız. Siz haksızlığın celladısınız. Siz bu topraklarda, altını çizerek söylüyorum, vicdanın sahibisiniz. Siz iyilik yolunun yolcularısınız. Siz Ay Yıldızlı Bayrağın, İstiklal Marşımızın ve bize emanet edilen her karış toprağında özgürlük, hürriyet, bağımsızlık kanı olan bu toprağın eminlerisiniz. Birlik içerisinde, tevhid içerisinde inşallah bu coğrafyanın en huzurlu ülkesi olacağız. Sadece bu coğrafyanın değil, etrafımızdaki coğrafyayı da huzurlu bir ülke haline getireceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Allah sizden razı olsun. Hepinize dua ediyoruz. Sayın Süleyman Soylu'yu dinlediniz efendim. Evet. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Kutsal kitabımızda bahsedilen İslam sancağının tek taşıyıcısı Mehmetçiğimiz. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyelim. Türk milletine doğrulttuğunuz her, sıktığınız her kurşun, bilin ki bu hainler, sözüm bu hainlere, bu bölücü örgüte destek verenlere, Türk milletine doğrulttuğunuz her bir kurşunun, sıktığınız her bir kurşunun 5 kat fazlasını misliyle geri iade alacaksınız.